Maç iki bölümde değerlendirebilirim. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının ilk 30 dakikalık bölümü. İlk yarı takımımın yaptığı hemen hemen her şeyden çok memnunum. Üçüncü bölgede daha böyle sakin kalabilsek oyun daha istediğimiz şekilde gidebilirdi ama oyundan gayet memnunum ilk yarı. İkinci yarının başlangıcında bir baskı yedik. Bu oluşmaması lazımdı. Biraz öndeki oyuncuların biraz yorgunluğuna bağlı bu. Ama totalde tebrik edilecek bir mücadele. Hak ettiler. Zor bir deplasman. Neticesinde Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Geldiğimden bu yana hala da bu çok %100 istediğim seviyede değil. Onu da söyleyeyim. Evet, 3 puan önemli ama pazartesi günü bir maçımız daha var. Lig devam ediyor. Sadece 3 puan kazandık ama bunun yanında oyunun özellikle bölümündeki oynama cesareti benim için çok önemliydi, değerliydi. Söylediğiniz şey de bu bazı alışkanlıkların oluşmuş olması. Bunu başkana söylediğim için de rahatlıkla söyleyebilirim. Aşırı hak edilmemiş özgüven diyelim. Potansiyelini tam kullanamama. Biz ne yaptık? Yaptığımız aslında ilk gün ne yaptıysak aynı şeyi yapıyoruz. Zannederim şu, oyuncular hocalar oyuncuları daha iyi tanımaya çalışıyorlar. İyi antrenman yapıyoruz. Onu da söylemem lazım. Antrenmanda iyi oynayan maçta iyi oynar diye mottolarımız var. Dolayısıyla bu bir profesyonel bir iş. Evet, sevinebiliriz. Ciddi olmak zorundayız. Çalışmak zorundayız. Bu bir süreç çünkü. Söylediğin o şey hala da %100 tam istediğim seviyedim. Aslında değil. Bu da bir süreç işi. Dolayısıyla bu süreci şu ana kadar bir Antep maçı hariç skor olarak Galatasaray maçını söyledin zaten çok olumsuz bir maçtı. Antep maçı oyunsal çok iyi. Skor olarak kötüydü. Şu an normalleşmeye doğru gidiyoruz. Ama pazartesiki maç bugün alınan 3 puanı değerli kılacak. Önemli. Oyuncularımın coşkusu, girenlerin özellikle verdiği enerji bize çok önemliydi. Bu takım olma, o dediğiniz şeyi kırma için önemli göstergeler. Bir araya gelebilmek için bazen böyle galibiyetlere ihtiyacınız oluyor ama totalde bir aile gibi hareket edebilirsek ki benim tutumum bu. Bu yavaş yavaş bir anda oluşacak değil. Bazen yani eşinizle 20 yıl sonrasında tanımıyorum diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla insan ilişkilerinde öyle kolay değil. Şu an olumlu gidiyor, süreç olumlu işliyor diyebilirim ama son noktayı şöyle söyleyeyim. Söylediğim gibi %100 tam istediğim seviyede değil. Ya şöyle, hiçbir hoca kaybetme senaryosu yapmıyor zaten de. Gerçekten iyi çalıştık. Yani oyuna benim bakışım biraz daha gerçekler üzerinden. İlk yarı tam istediğimiz gibi oynadık. Oynama cesaretini gösterdik. Çalıştığımız şey bunlar. Formasyon olarak aksiyon şekilleri. Gayet cesurca davrandık. İkinci yarı bu cesareti göremedim. Özellikle ilk bölümünde. Dolayısıyla ben oyunu maçın başında da söylemiştim. Bir plan ve organizasyon üzerine inşa ediyorum. Bu plan bazen 3 bazen 4 olabiliyor bir maçın içerisinde. Bugün bir tanesi bize yeterli oldu. Risk alacağımız zamanlarda başka şekillerimiz de vardı. Bunu çalıştık. Ben antrenmanda çalışmadığım hiçbir şeyi oyuncunun performansı üzerinden değerlendirme yapmıyorum. Oyuncu performansı sadece kendisiyle alakalı bir şey. Dolayısıyla bir takım olarak hareket etmek zorundayız. Hayalim her maçı kazanmak. Kafamda oynadığım hiçbir maçı kaybetmiyorum zaten. Ama futbol bu. Bugün bir 3 puan kazandık. Kazandığımız takım çok büyük bir takım olduğu için bence çok değerli. Camiamıza hayırlı olsun. Bunu bugün mutlu olarak geçirmeliyiz ama yarından itibaren diğer maça hazırlık yapmak zorundayız. Çünkü işimiz bu. Bu bir süreç yani. Teşekkür ederim. Teşekkür Hayırlı akşamlar. ederiz.